Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün stüdyomuzda Cosped Tank T2'yi misafir ediyoruz. Gerçekten de tank kelimesinin hakkını veren bir akıllı saat. Ne alaka diyeceksiniz? Bu saat askeri standartlarda dayanıklılığa sahip arkadaşlar. Hepimiz telefon veya saat alırken dayanıklılığa bir nebze önem veriyoruz. Ama askeri standartlarda dayanıklılık ne demek? Saat ABD Savunma Bakanlığı'nın MIL-STD 810H testlerinden geçmiş. Bu da saatin düşük ve yüksek sıcaklık, nem, titreşim, yağmur, tuzlu su, düşük basınç, küf, pislik bulaşması, kum, toz ve güneş ışığındaki radyasyona karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Ek olarak suya karşı dayanıklılık için ise IP69K sertifikası yer alıyor saatte. Bu da 5 ATM yani 50 metreye kadar suya dayanıklı anlamına geliyor. Bu saydığımız özellikler saati bildirimlere bakmak veya günlük basit egzersizleri takip etmek için kullananları pek ilgilendirmeyebilir. Ama zorlu şartlarda çalışanlar veya ekstrem sporlarla uğraşanlar için bence gayet direkt tercih sebebi. Ya peki başka neler sunuyor bize bu akıllı saat? Yani günlük kullanımdaki özellikleri nasıl? Bence dayanıklılıktan sonra en çok öne çıkan özelliği pil ömrü arkadaşlar. Saatte 410 mAh'lik bir pil bulunuyor ve bu pil bize normal kullanımda 10 gün, always on display açıksa 3 gün, standby'da ise 50 güne kadar pil ömrü sunuyor. Az önce bahsettiğimiz dayanıklılık özelliklerine bir de standby'da 50 güne kadar pil ömrünü eklediğimizde ekstrem sporlarla uğraşanlar için daha da çok öne çıkıyor bence saat. Onun dışında saat gördüğünüz gibi metal arkadaşlar ve kutudan bu gördüğünüz metal kordon ve ayrıca şu an gördüğünüz silikon kordon çıkıyor. Ben daha klasik görünüm sevdiğim için metal kordonu kullanmayı tercih ettim. Boğum ayarlama içinse kutudan bir aparat çıkıyor. Yani bir saatçiye gidip uğraşmanıza gerek yok. Gayet kolay bir şekilde kendiniz boğum ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Saatin gövdesi 71 gram ağırlığında arkadaşlar ve kordonuna göre tabii ki bu ağırlık artıyor. İnce bilekli olduğum için metal kordonla birlikte bana bir tık ağır geldi açıkçası ama bu dayanıklılık özelliklerine göre bu ağırlığın normal olduğunu düşünüyorum. Saat 49 mm çapında ve gerçekten hani 42 mm arasındaki farkı görmenizi isterim. Kendini belli eden bir büyüklüğü var. Ekran ise 1.43 inç büyüklüğünde ve 466'ya 466 çözünürlüğe sahip. Yani amiral gemisi seviyesinde bir çözünürlük değil ama piksel yoğunluğu açısından iyi göründüğünü söyleyebilirim. Saatin üst tarafında 3, 6, 9 ve 12'yi belirtmek için işaretler yer alıyor ve yandaki tuşların işlevleri de üst kısımda belirtilmiş. Sağ üstte güç, altta ise spor tuşu yer alıyor. Saatin tasarımını şöyle bir toparlayacak olursam şu yanlardaki turuncu detayı ve titanyum rengiyle oldukça böyle spor duran bir saat olduğunu söyleyebilirim. Az önce şu spor tuşundan bahsetmiştim. Hemen hızlıca spor modlarından da bahsedeyim size. Saatin içinde tam 70 tane spor modu var. Tahmin edersiniz ki hepsini şu an saymam zor ama bungee jumping'ine kadar var yani öyle söyleyeyim. Bu spor modları için özel bir algoritma tasarlanmış ve hangi spor modunu kullanıyorsak olalım bu algoritma sayesinde saat detaylı bir şekilde verileri toplayabiliyor. Peki sağlıkla ilgili ne özellikler sunuyor bize? Saat kalp ritmi, kan oksijeni, kan basıncı, nefes egzersizi ve uyku takibi yapabiliyor arkadaşlar. Yani videonun başında bahsettiğim dayanıklılık özellikleri, sonrasında eklediğim spor modları ve bu sağlık özellikleriyle birlikte aslında EKG dışında bir amiral gemisi saat özelliklerine yaklaşıyoruz. Peki sesli asistana erişim veya telefon üzerinden görüşme yapma konusunda nasıl? Öncelikle saatin hem Android ile hem de iOS ile sorunsuz bir şekilde çalıştığını söyleyelim. Saati ilk açtığımızda karşımıza bir QR kod çıkıyor ve bu QR kodla birlikte App Store'dan veya Google Play Store'dan Cosped Fit uygulamasını indiriyoruz. Az önce bahsettiğimiz tüm egzersiz ve sağlık bilgilerini bu uygulama üzerinden takip edebiliyoruz. Ayrıca yine uygulama üzerinden saatin arayüzünü de değiştirebiliyoruz. Saatin menüsünden sesli asistana erişebiliyoruz. Ufak bir gecikmeyle de olsa sağlıklı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Onun dışında saatin içinde yer alan su geçirmez mikrofonlarla birlikte saat üzerinden telefonla görüşme yapabiliyoruz. Telefon kayıtlarını görebilmeyi, mesajlara bakabilmeyi veya işte müzik açma kapamayı artık saymıyor. Şimdi gelin isterseniz Cosped Tank T2'nin mikrofonlarını bir deneyelim. Evet arkadaşlar şu an sesimi Cosped Tank T2'den alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bahçedeyim, dışarıdayım. Arka taraftan araçlar geçiyor. Burada hafif bir rüzgar, yaprak ışırtıları var. Şu anda Cosped Tank T2'nin mikrofon performansı bu şekilde. Aslında az önce mikrofonun su geçirmez olduğundan bahsetmiştim ama aynı zamanda mikrofonda noise reduction yani gürültü azaltma özelliği de bulunuyor. Bu sayede şu anda sizinle konuşurken arka taraftaki araç sesleri veya buradaki işte yaprak ışırtıları, hafif rüzgar sesi bir tık baskılanmış oluyor ve daha temiz ses alıyorsunuz. Onun dışında saatte telefonumu bul özelliği de var. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Çünkü herhangi bir ekosisteme dahil olmayan bir saatte telefonumu bul özelliğini kullanabilmek güzel bir şey bence. Yani menüden telefonumu bula bastığımızda telefona bildirim geliyor ve eğer hani telefon sessizde değilse direkt olarak bildirim sesi çalıyor zaten. Ya tabii ki kendi markanızın akıllı saati kadar iyi çalışmaz. O kadar net bir şekilde size telefonunuzun konumunu belirtmez ama yine de özelliğin konması bence güzel olmuş. Cosped Tank T2'yi genel anlamda beğendim arkadaşlar. Bu kadar dayanıklılık özelliğine benim şahsen ihtiyacım
ihtiyacım yok. Ama sırf bu yüzden birçok kullanıcının tercih edeceğini düşünüyorum. Ya kendisini şu anda 2500-3000 lira bandında bulabiliyoruz. Bence bu fiyata alınabilecek bir akıllı saat. Sizler ne düşünüyorsunuz? Cosped Tank T2'yi beğendiniz mi veya almayı düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlarda buluşalım. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.